Dün gece bir OHAL kararnamesiyle vahşi bir kıyımın daha yaşandığına tanık olduk. 330 akademisyenin olduğu tam 4478 kişi ihraç edildi. Maalesef bu şekliyle sınır tanımaz bir muhalif avının yeni kurbanları oldular. Özellikle de 28 Şubat mağdurda yani 28 Şubat'ta mağdur olmuş ve bu mağduriyeti bir pehlivan tefrikası gibi anlatan milletvekillerine sormak istiyorum. Ya bu haksızlıkları görmeyecek kadar yüreğiniz nasır mı bağladı? Ya şimdi sizler haksızlığa uğradığınızda, mağdur olduğunuzda insan hakları diyeceksiniz. Ama muhalifler olduğunda, sizin gibi düşünmeyenler olduğunda susacaksınız. Susmanın ötesinde dinlemeyeceksiniz. Duymayacaksınız. Ya ne zaman siz kendi sesinize bu kadar meftun oldunuz? Anladık. Mağdur olmayı bıraktınız, mağrurluğa terfi ettiniz. Mazlumluktan zalimliğe terfi ettiniz ama sonunuz mahcubiyettir, bunu bilin. Şunu da bilmenizi isterim ki böyle kararnamelerle bu insanlara boyun eğdiremezsiniz. Eninde sonunda boynu bükük kalacak olan sizlersiniz. Bakın, bir dönem altına makam arabaları tahsis ettiğiniz Zekeriya Öz'e bakarsanız ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Bu eğer yetmezse dönün 12 Eylül'ün zalim paşalarına bakın. Eğer bu da yetmezse 28 Şubat muktedirlerine bakın. Çünkü onlar da kendilerini bu ülkenin sahibi sanıyorlardı. Onlar da suçsuz insanları haysiyet cellatlığıyla karalamayı marifet sayıyorlardı. Onlar da insanların elinden ekmeklerini alıyorlardı. Onlar da çok kibirliydiler. Ama onlar da kibirlerini ve zulümlerinin altında kaldılar. Sizler de kalacaksınız. Artık ya taraf olacaksınız ya bertaraf olacaksınız demiyorsunuz. Ya artık diyorsunuz ki benden tarafsın ya da düşmansınız. Ama yapmaya çalıştığınız bir güzellik değil. Gülüş alınmış bir toplum yaratıyorsunuz. Dikensiz bir gül bahçesi istiyorsunuz. Güzel bir toplum bırakmıyorsunuz. Bütün renkleri soldurdunuz. Acaba ileride çocuklarınıza, torunlarınıza ne diyeceksiniz? Ne yapıyordun dediklerinde ne diyeceksiniz? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi ihraç ettiğiniz bu akademisyenler, bu aydın insanlar, onurlu vicdanlı insanlar bu zulmünüzü bir onur nişanesi olarak yüreklerinde taşıyacaklardır. Tıpkı 12 Eylül'de 1402'lik olanlar gibi, tıpkı barış davası sanıkları gibi onlar da aynı şerefle bunu taşıyacaklardı. Çünkü tarih bize şunu gösterdi, tarih her zaman hakkının, hakkaniyetin kazandığını gösterdi. Çünkü zulümle abat olan kimse yok, sizler de olamayacaksınız. Size